bir de ortaya çıkıp bir ikiyüzlülük sergilemiyorlar. Peki. Evet, yani şu ana kadar özellikle son yıllarda ortaya koydukları bu zihniyetten çıkacak efendim aile koruma düzenlemesinin nasıl bir düzenleme olacağı merak konusu. Salim Bey söylüyor. Kardeşim siz bu olayların üzerine gidin. Bırakın ailesini korumak isteyen zaten korur, hiç merak etmeyin. Turan Bey, Denizli Müftüsü'ne sorularım var demiştiniz. Evet, aslında bu soruların bir kısmını ben bir ay önce sordum. Sadece Denizli Müftüsü'ne değil, Sayın Erdoğan'a da sordum. Bir çağrıda bulundum, cevap almadım. İzninizle tekrar edeceğim. Aslında bu soracağım soruların hepsinin cevapları var. Bunlar iddianın ötesinde bir gerçek. Konu şu anda yargıda. Ben sadece sizi hukuki olarak sıkıntıda bırakmamak için iddiaya göre diye başlayacağım cümleye ve olayı anlatacağım. Şu anda bizi Denizli izliyor, müftü de izliyor. Sayın müftü eğer cesareti varsa arasın, konuşalım. Bu soruların hepsine cevap versin. Denizli Pamukkale Akköy İmam-ı Azam Kur'an Kursu. Burada bir aşçıya ihtiyaç duyulur. Normal şartlarda İşkur'dan bu talebin karşılanması gerekir. Ve aşçılık yapacak kişinin geçmişi araştırılır, yeterlilik belgelerine bakılır, güvenlik soruşturması yapılır ve ondan sonra alınır. Müftü der ki bunların hiçbirisine gerek yok. Falancayı alın aşçı olarak. O falanca dediği AKP mitinglerinden hiç eksik olmayan, aynı zamanda bir cemaat üyesi bir şahıs. Bu şahsın yeterlilik belgesi yok. Geçmişiyle ilgili hiçbir soruşturma yok. Aynı şahsın kardeşi cinsel saldırıdan daha önceden hüküm giymiş birisi. Müftünün referansıyla işe alınır ve Akköy İmam-ı Azam Kur'an kursunda işe başlar. Bekar, kalacak yeri yok, kursta kalsın bu derler. Ve şahıs, aşçı kursta kalmaya başlar. Ve bununla beraber tecavüz olayları da başlar, istismar olayları da başlar. Çocuklardan bir kısmı cesaret gösterir ve olayı ailelerine anlatır. Aile kalkar Kur'an kursuna gelir ve orada Kur'an kursu yöneticilerine durumu anlatırlar. Kur'an kursu yöneticileri de adamı alır ormana götürür, adam akıllı bir döverler. Bakın manzaraya bakın, yani Türkiye'de sisteme bakın, baştan sona skandallarla ve rezaletlerle dolu bir hadise. Adam kaçar, sonra jandarmalar yakalar. Nihayetinde olay İzmir'e intikal eder ve adam şu anda içeriye alınır. Davası devam ediyor ve bununla ilgili de bir gizlilik kararı alınır. Adam içeriden haber gönderir, istediğiniz kadar para vereyim, bu olayın üstünü kapatalım. Şikayetinizden vazgeçin, ben buradan çıkayım. Denizli müftüsü de herkese talimat verir. Sakın ha, duyulmasın, kimsenin haberi olmasın. Şimdi bakın, baştan sona skandallarla ve rezaletlerle dolu bir olay. Denizli'de bunu herkes biliyor. Yerel basında yazdı. Fakat ne hikmetse siyasetçiler konuşmaya çekiniyorlar. Ulusal medya bunu dile getirmeye korkuyor. Çünkü dile getirirsek aman ha, dine diyanete saldırmış oluruz. Aman ha, bir kutsal var orada. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir kursu var. Batsın sizin bu anlayışınız. Ben o müftünün yerine olsam hemen şimdi bu akşam bu kanallara bağlanırım, televizyona bağlanırım. Evet, söylenenlerin hepsi doğrudur. Yerin dibine girdim bu akşam. Utanç içerisindeyim. Bunun müsebbibi benim. Bu yavrulara sahip çıkamadım der ve istifa eder. Ama o ne yaptı? Kendini korumak için telefonuna, WhatsApp mesajlarına, her tarafına Erdoğan'ın resimleriyle beraber kendi resmini koyarak kendine bir zırh koymaya çalıştı. Yazıklar olsun bu anlayışa. Peki biz ne yapacağız? Bu yavrular bize emanet, devlete emanet, milletin emaneti bunlar. Konuşmayacak mıyız? Aman ha, diyanet deyip sesimizi çıkartmayacak mıyız? Salim Bey'in dediği gibi biz yüce dinimizi bu ahlaksızlardan korumak mecburiyetindeyiz. Evet, aynen öyle. Ve bu ülkede dinimizi hakkaniyetiyle, huzurla insanların yaşayabilmesi için bu ülkenin en temel ihtiyacı laikliktir, demokrasidir, insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür. Doğru. Bakın iddiayla söylüyorum, ben bütün dünyadan insanların yaşadığı bir ülkede hekimlik yapıyorum. Müslümanların en mutlu olduğu ülkeler Müslüman ülkeler değil, laik, demokratik, hukuk devleti olan ülkeler, Avrupa ülkeleri. Çünkü orada kurallara uymak zorundalar ve uydukları zaman
Ve inançlarını yaşadıkları zaman hiç kimse onlara dokunmaz. Huzurla inançlarını yaşarlar. Biz bu ülkede nasıl ahlaklı bir düzen kuracağız? Nasıl bu ülkeyi arındıracağız? Susacak mıyız bu rezalet karşısında? Yavrulara tecavüz edilmiş, tecavüz eden adam müftü tarafından bütün kurallar ihlal edilerek Kur'an kursuna sokulmuş. Hukukun yapması gereken işi kalkmış, Kur'an kursundaki yöneticiler yapmış, darp etmişler adamı. Adam da şimdi para vererek bu işin üstesinden gelmeye çalışıyor. Müftü de sakın ha kimse duymasın diyor. Ey müftü, çağırıyorum seni, bağlan ve bunların hepsine cevap ver. Biz bu yüce dini sizden korumak için, sizin ahlaksızlığınızdan, sizin ön yargınızdan, sizin ihmalinizden ve suistimalinizden korumak için yapıyoruz bu konuşmaları. Ve ben iddiayla da söylüyorum sayın müftü, sana da o Kur'an-ı Kerim'i de, o dini kuralları da her şekilde okutacak kadar da din bilgisine sahibim. İmam Hatip Lisesi'nde dereceyle bitirmiş biri olarak söylüyorum bunu. Peki, Deniz Müftüsü'ne sorular. Sizden bir konuda da biraz daha detay rica edebilir miyim Turan Buyurun. Bey? Programımızın ilk diliminde anlatmıştınız. 2015 miydi İstanbul Bahçeli'de çocuk yurdundaki? 2006. 2006. Evet. 2006'da o tespit ettiğiniz, bizzat şahitlik ederek tespit evet. ettiğiniz o skandaldan sonra birkaç gün sonra o dönem başbakan olan Erdoğan'ın korumasının sizi aradığını ve Erdoğan sizinle görüşmek istiyor evet. dediğini aktardınız. O görüşme nasıl geçti? O görüşmede Erdoğan'ın tavrı neydi? O görüşmede sizin hakaret olarak addedebileceğiniz bir takım ifadeler kullandı mı? Biraz daha detay vermeniz mümkün mü? O görüşme aslında bir devrin anatomisiydi, bir devrin fotoğrafıydı. Ben o görüşmede yola çıktığım arkadaşlarımın, yol arkadaşlarımın o devirde düştüğü içler acısı hale tanık oldum. Milletin inançları üzerinden siyaset yaparak, muhafazakar demokrat kimliğiyle siyaset yaparak o yalanların samimiyetle bu ülkenin demokratikleşmesi, insan hakları, hukukun üstünlüğü konusunda sistemleşmesi ve kurumsallaşması için adım atması gerekirken düştükleri hallere baktım. İbretle ve üzülerek düştükleri hali gözledim. Tabii anlattım olayı. Yani 33 tane kız çocuğu o gece yoktu. Belgeledim, kanıtladım. Hala belgeleri bende. Ve ilginçtir söylemeyi de unuttum. Daha sonra bu benim Ergenekon davasında karşıma çıktı. Ne olarak? Dosyaya koymuşlar suç unsuru olarak bunlarla uğraştığım için hükümeti yıkmaya delil şeklinde suç unsuru olarak Ergenekon dosyasında var bunlar. Ben tabii o gece çocukların bunlar 10 ila 14 yaş arası çocuklar yurtta olmadıklarını tespit ettim, belgeledim. Daha sonra konuştuğum çocuklar ve kurs yönetici, yurt yöneticileri bu çocukların akşamları kimi insanlar tarafından yurttan alınıp işte Beyoğlu'nda, Taksim'de bazı barlara götürüldüklerinden falan bahsettiler. Hikayenin detaylarından bahsettim. Önce bu iş çözülsün diye bakana rica ettim. Bakan bunu kişisel algıladı. Oradaki adamları sürdü, tayin etti. Ve ben de bunun üzerine kamuoyuyla paylaştım. Tabii böyle bir konunun ifşa olması Erdoğan'ı çok belli ki rahatsız etmiş. Ama arkasında zamanın bakanı Nimet Çubukçu'nun şikayeti var. Açtım telefonu. Erdoğan bana sen nasıl olur da erkek haline gece yarısı kız yurduna gidersin diye öfkeli bir sesle konuştu. Ben de Sayın Başbakan siz bu milletin temsilcilerine, bu devlete emanet edilen yavruların hakkını, hukukunu korumak için herhangi bir çaba içine girmeyin mi demek istiyorsunuz? Çocuklar yurtlardan gece yarısı alınıp barlara götürülüyor. Ey Turan Çömez sus konuşma mı demek istiyorsunuz dedim. Ve tabii aramızda biraz detayına da çok fazla girmeyeceğim. Sevimsiz bir konuşma geçti ve telefonu kapattık. Ama tabii ki bir hakaret ya da bir şey olmadı. Ama ben tavrımı da koydum. Zaten yani bilenler bilir benim siyasi geçmişimi. Partiye girdiğim günden itibaren hep sürtüşmelerle ve kavgalarla geçti. Ama bu olay da çok önemli bir olaydır. Yani muhafazakar demokrat kimliğiyle ortaya çıkmış bir partinin düştüğü işler acısı halin çok net bir göstergesidir. Bakın bütün sesini konuşmacılar... Sesini yükseltti mi Erdoğan o telefon konuşmasını? Hayır yani Erdoğan benim tarz olarak buna müsaade etmeyeceğimi bilir. Her ne kadar aramızda bir hiyerarşik olarak fark da olsa ben kişilik olarak asla buna müsaade etmem. Ve zaten ortaya koyduğum tablo benim son derece haklı olduğumu gösteren bir tabloydu. Bundan aslında Erdoğan'ın şunu demesi beklenirdi.
Ya Turan Bey, çok ciddi şeyler söylemişsin. Nimet Çubukçu bunun üzerine gitmemiş anladığım kadarıyla. Hemen yarın derhal gel, elindeki dosyaları bana ulaştır. Bu konunun üstüne hep beraber gidelim. Bunu demek yerine o da her zaman olduğu gibi halının altına süpürülmesi konusunda bir anlamda bana böyle bir konuşma Peki. yaptı. Tarihe geçecek bir konuşmaydı benim adıma. Peki, teşekkür ediyorum soruma yanıt verdiğiniz için, detayları paylaştığınız için. Eren Erdem, hala Timur Soykan yargılansın diye çığırtkanlık yapan evet. bir gün.